Rusya bir taraftan terörle mücadele ve teröristleri e, kontrol etmeme konusunda Türkiye'yi itham ederken suçlarken ama diğer taraftan Rusya'nın kontrolünde olan bölgelerden gelen saldırılar sonucunda 29 tane Türk askerinin şehit olduğunu görüyoruz Şimdi Rusya, bu hafta yaptığı açıklamada biliyorsunuz M5 ve M4 karayolu tüm Suriye'nin kuzeyinden geçiyor. Ta Kuzey Irak'a kadar hatta İran'a kadar İran'ın da bu sayede Doğu Akdeniz'e ulaşabildiği bir karayolu. Bir can damarı Halep'ten Şam'a kadar da Suriye rejim açısından önemli bir ulaşıma. Şimdi Rusya M5 karayolunun ele geçirilmesiyle birlikte biz bu operasyonu bitirmek durumundayız diyor. O zaman burada bir paradoks olduğunu görüyoruz. Terörle mücadele kapsamında o bölgede bulunan Heyet-i tahrir Şam, El-Kaide ya da El-Nusra menşeili e, gruplar M5 karayolu ele geçirildiği zaman yok edildiler mi? Hayır yok edilmediler. Daha da geriye yani Türkiye'nin sınırına doğru geri çekilmiş oldular. Bu Türkiye açısından bir risk. Eğer M5 karayolunun e, Esed rejiminin kontrolüne geçmesi ya da Rusya'nın kontrolüne geçmesiyle terör bitmişse orada burada o zaman başka amaçların olduğunu görebiliriz. Bir, biliyorsunuz son dönemde Suriye rejimi petrol ve doğalgaz konusunda çok büyük sıkıntı yaşıyor. Laskiye'de, Şam'da kilometrelerce insanlar kuyrukta bekleyip bir tüp doldurmak ya da benzin alabilmek için sırada bekliyorlar ve kartlı sisteme geçmiş durumdalar. Bunu Rusya daha önce petrolü sağlıyordu ama boğazlardan geçecek bir Rus petrolü çok pahalıya mal oluyor ve bu Rusya bu Maddi yükü karşılamak istemiyor. İran sağlıyordu ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları dolayısıyla İran petrolünün Suriye rejimine ulaşamadığını görüyoruz. Yine Hafter rejiminden Libya'dan kaçak petrol alıyordu Suriye rejimi. Ama son dönemde uluslararası camianın ve ülkelerin Libya karasularını ve hava sahasını kontrol etmesi dolayısıyla gözlemlemesi dolayısıyla hafta rejiminden de petrol alamadığını görüyoruz. Peki bu M5 karayolu neden önemli hale geliyor? O zaman PKK-YPG'nin elinde olan petrolü Suriye rejiminin almak için M5 karayolunu ele geçirmek bağlamında bir strateji uyguladığını görüyoruz. Daha önce terör koridoru olarak nitelendirdiğimiz PKK-YPG'nin Doğu Akdeniz'e ulaşmaması bağlamında bizim yürüttüğümüz strateji M5 karoluyla birlikte PKK, YPG'yi tekrar Suriye rejiminin vasıtasıyla Akdeniz'e ulaştırmış olacak. Sadece Suriye rejimini değil, PKK, YPG'yi değil. Aynı zamanda İran'ın da Kuzey Irak üzerinden Doğu Akdeniz'e ulaşmasını sağlamış olacak. Bunu bu, bu stratejiyi gözden kaçırmamak lazım. Bir diğer noktayı da vurgulamak lazım. Suriye'de siyasi barış sürecinde Astana görüşmeleriyle başlayan ve Cenevre'de devam eden bir yeni anayasa yazım süreci var. Bu anayasa bağlamında da 2021 yılında Suriye'de bir seçim olması gerekiyor anlaşmaya göre. Ama İdlib'de muhaliflerin yoğun olarak bulunduğu, 4 milyon mültecinin ya da diğer mültecilerin oy kullandığı bir süreçte eğer seçim bu şekilde giderse Suriye rejiminin iktidarda kalması çok mümkün gözükmüyor. Esed'in çok fazla iktidarda kalması gözükmüyor. Burada Rusya ve Esed rejimi İdlib'de muhaliflere saldırarak aslında bir mesaj veriyor. Diyor ki Türkiye sizi koruyamaz. Bakın biz şu anda İdlib'in %36'sını ele geçirdik. Daha da fazlasını ele geçireceğiz. Bu haliyle sizler Türkiye sizi koruyamadığı için ya göç edin Türkiye'ye doğru göç edin ya da bizimle uzlaşmak durumunda Şimdi e, burada Rusya'nın bir risk aldığını söyleyebiliriz. E, Rusya bu riski alırken Türkiye'nin e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerinin olumsuz süreçte olması, NATO ile bir takım krizler yaşaması dolayısıyla çok fazla... Seçeneğinin olmadığını düşünerek böyle bir e, harekette bulunduğunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletlerinin e, Türkiye'yi desteklememesi gibi bir süreçten ders alarak tam tersi çok güçlü bir destek verdiğini görüyoruz ki bu Rusya açısından geri adım, adım atması için bir e, gösterge. Türkiye de aslında Rusya ile derin bir kriz istemiyor. Rusya da Türkiye ile çok derin bir kriz istemiyor ve çünkü iki ülke arasındaki ilişkiler ve yatırımlar, işbirlikleri, anlaşmaları çok büyük boyutlu halde olduğu için burada sadece kaybeden Türkiye olmayacaktır. Rusya'nın da çok önemli bir kaybı olduğu için bir mutabakat, bir anlaşma olacaktır. Zaten hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Rusya'dan işte Sayın Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un bununla ilgili açıklamaları var. İki savunma bakanı bir araya gelecekler. Heyet Moskova'da son görüşmeleri yapacak ve eğer bu görüşmeler bağlamında bir uzlaşı olmazsa iki liderin bu duruma müdahale ederek mutlaka bir uzlaşı konusunda bir çözüm bulacağını söyleyebiliriz. Ama buradaki fark artık bu uzlaşı eski kurallara göre olmayacak ortada 29 tane şehit var Türk askeri burada bir kayıp verdi Türk toplumunun buna karşı çok büyük bir tepkisi var özellikle Suriye rejimine karşı Rusya'ya Rusya'nın buradaki almış olduğu politikalara karşı bunu tersine döndürmek için Rusya'nın bazı tavizler vermesi gerekiyor bu tavizleri verirken de Türkiye'nin gerçekten kendini güvende hissedeceği o bölgedeki muhaliflerin kendini güvende hissedebileceği bir sonucun ortaya çıkması gerekiyor. Şu an için bu durum söz konusu değil. Çünkü iki ülke Suriye'deki durumu, Suriye'deki krizi diğer alanlardan uzak bir durumda değerlendiriyor. Tıpkı Türkiye'nin mesela Ukrayna ile olan ilişkileri, Kırım'la olan işte bakışı nasıl ki ilişkileri olumsuz etkilemiyorsa aynı durum bunu İdlib özelinde değerlendirmek lazım. Ama bu kriz derinleşir de iki ülke arasındaki yapılan görüşmelerde bir mutabakat çıkmazsa ve Türkiye bu bölgede bir askeri çözüm bağlamında bir harekat başlatır da bu harekat sonucunda Rusya ile karşı karşıya gelirse Türkiye'nin burada askeri kayıpları devam ederse o zaman dediğiniz gibi bu sürecin başta turizm olmak üzere ekonomik ilişkiler, enerjiyle olan e, ikili anlaşmalara olumsuz etkileyeceğini söyleyebiliriz. Ama iki ülkenin de bundan kaçınmak adına uzlaşı konusunda çaba gö gösterdiğini söylemek mümkün. Bundan önce bu böyle bir ihtimal vardı ama 29 tane şehidin olduğu, Esed rejiminin her gün Türkiye'yi tehdit ettiği e, Esed rejiminin PKK ile PYD ile yeni bir işbirliği sürecine girdiği bir dönemde ve işin ilginç tarafı daha yeni sözde Ermeni soykırım tasarısını Suriye rejimi meclisinin kabul ettiği bir dönemde bunu Türk toplumuna anlatmak çok da mümkün gözükmüyor. Ama Adana mutabakatı sonuçta Esed rejimiyle yapılmadığı için o dönemdeki e, yönetimle yapıldığı için bu Türkiye'yi bağlıyor. Ve şu andaki kendisini resmi bir hükümet olarak gösteren ve böyle kabul eden e, uluslararası hukuk bağlamında da diğer ülkeleri bağlıyor. Bu Adana Mutabakatı zaten Türkiye'ye avantaj veriyor. Yani Suriye rejiminden çok Türkiye'ye avantaj veriyor. Çünkü Türkiye'yi terörle mücadele kapsamında hiçbir sınır koymaksızın Suriye'nin her bölgesinde, bu mücadeleye imkan veriyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı, grup konuşmasında açıkladığı. Bundan sonra sadece karada değil, havadan gelebilecek saldırılara karşı İdlib'deki bu güvenli bölgede değil, bu, bu bu sınırların dışında da buna karşı Türkiye karşılık verecektir bağlamdaki açıklaması, Adana mutabakatı çerçevesindeki o maddelere bağlı bir açıklama. Burada bir risk var ki eğer derinleşirse biliyorsunuz Montrö Sözleşmesi'nin 21. maddesi diyor ki Türkiye eğer bir savaş tehdidi hissederse savaş tehdidi hissetti ya da o tehdide karşı o o ülkeleri destekleyen ülkelerin savaş gemilerini boğazları kapatabilir. Bunu şimdiye kadar Türkiye uygulamadı. Ama bunu uygulayabilir ki bu maddeyi yetkisiz kılabilecek tek bir çözüm Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin 3'te 2'si bu alınacak kararı kabul etmezlerse Türkiye bunu kaldırmak zorunda. Ama bu yeni dönemde bunun çok zor olduğunu görüyoruz ki Türkiye Suriye rejimiyle bir savaş durumu ilan ederse Suriye rejimiyle işbirliği yapar. Rusya ve İran'ın da bu potaya girebileceğini söyleyebiliriz. Bakın bu bir risk. Hem Türkiye tarafı hem de Rusya tarafı bu riski görerek masaya oturmalı. Türkiye bu konuda kararlıysa mutlaka Esed güçlerini ve Rusya'yı o Soçi mutabakatında olduğu gibi gözlem noktalarının gerisine çekmeye bir şekilde kabul ettirmeli ve 20 kilometrelik o alanda silahsız alanda Esed rejiminin bundan sonra olmamasını sağlayarak bir tampon bölge kurulmasını sağlamalı.